Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir inceleme videosuyla da karşınızdayız. Bugünkü inceleme konuğumuz A101'den 50 liraya satın aldığımız bir kablosuz kulaklık. Bu kablosuz kulaklık arkadaşlar görünüş itibariyle AirPods'a benziyor. Dolayısıyla bu açıdan da avantajlı. Çünkü biliyorsunuz AirPods çakmaları genelde böyle 100 liranın üstüne satılıyor. Fakat bu kulaklığı A101 50 liraya satıyor hali hazırda. Şimdi ben bu kulaklığı almak için bayağı bir uğraştım. Önce size bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu kulaklık arkadaşlar geçtiğimiz gün itibariyle satışa çıktı. Bizim buralarda yaklaşık olarak 3-4 tane çevrede yani böyle A101 mağazası var. Ve bunlara sırasıyla gittim. Sabah 9'da zaten bir kuyruk vardı A101'in önünde. Bu kuyruk tabii sadece bu kulaklık için değil biliyorsunuz aktüel olarak pek çok ürün geliyor. Kimi işte bebeği için böyle plastik oyuncaklar alıyor. Kimisi aracı için şarj kiti alıyor vesaire. Neyse tabii ben sıraya girmedim. Biraz vakit geçsin. Zaten 9'dan sonra herkes içeri giriyor. Sonrasında girer alırım diye düşündüm. Saat 9.15 gibi girdim. Direkt bunlar zaten biliyorsunuz A101'de böyle bir cam dolabın içerisinde duruyorlar. Oraya gittim. İlk gittiğim mağazada kalmamıştı ki benden önce girenler de o sırada gördüğüm insanlar da nasıl bitti biz sırada bekliyorduk falan gibisinden varyansın ediyorlardı. Orada duran eleman da zaten 2 adet geldi. Onları da başkaları aldı. Dedi. Orada şansımı daha fazla zorlamadım. Çıktım oradan başka bir A101'e gittim. Orada hiç yoktu zaten. Saat 9.30 falandı. Oradan çıktım. Bayağı bir yürüdüm. Bir tane daha A101 buldum. Oraya baktım. Orada da yoktu. Sadece kutusu var işte. Sonra 4. A101'de saat 10.15 gibi bir şeydi. 10.15 gibi 4. A101'de buldum arkadaşlar. Hem de 4 tane vardı. 4 tane bu arka tarafta duruyordu bunlar. Cam dolabının içerisinde. Sadece bir tanesi de ön tarafta şöyle durmuştu. Yani böyle bırakmışlar. Dedim ki oradaki yetkiliye, dedim ben bu kulaklıklardan almak istiyorum. Dedi ki bana onlar satıldı. Ben dedim satıldıysa orada ne işi var? Durdu şöyle bir. Dedi bir tane verelim size dedi. Neyse çıkarttı verdi bir taneyi bana. Sağ tarafta duran 3 taneyi de aldı ve içeri götürdü. Dolayısıyla benden sonra gelen de muhtemelen göremeyecektir, alamayacaktır. Bunu neden anlattım size? Şundan sebep, muhtemelen bu tarz gelen ucuz ürünleri saklıyorlar arkadaşlar. Benim gördüğüm ve anladığım bu. Çünkü bu ürünü oradan alıp içeri götürüyorsa başka bir amacı olamaz bunun. Dolayısıyla eğer böyle hani girdiniz, bulamazsanız ürün biraz ısrarcı olun. Belki arka taraftan getirebilirler. Bu sadece A101 için geçerli bu arada. Muhtemelen aynı şeyi BİM'de ya da benzeri mağazalarda da yapıyorlardır. Neyse bunu anlattıktan sonra kulaklığımızın incelemesine geçelim. Bu kulaklığı dediğimiz gibi arkadaşlar 50 Türk lirasına satın aldık. Şimdi 50 liraya aldığımız kulaklıktan çok bir şey beklememek zaten normal. Fakat ben bu kulaklığı bir gün falan test ettim böyle. Genel itibariyle başarılı. Gerçekten hani 50 liraya alabileceğiniz en iyi kulaklıklardan bir tanesi. Şimdi gelelim. Kulaklığımız şöyle bir kutuda geliyor arkadaşlar. Zaten kulaklık tasarımıyla da olsun. Kutu tasarımıyla da olsun. Ve hatta şu Lightning benzeri şarj girişine kadar tamamen bir AirPods çakması diyebiliriz. Bu açıdan başarılı bir AirPods çakması. Kulaklığın kutusu gördüğünüz gibi şöyle şeffaf bir tasarıma sahip. Şeffaf değil de bu plastik tarzı bir tasarım. Dolayısıyla içeride yanan mavi ışığı olsun, kulaklıklarda yanan kırmızı ışıklar olsun net bir şekilde dışarıdan görebiliyorsunuz. Zaten kutuyu elinize aldığınız zaman daha önce hani AirPods vesaire kullandıysanız bu malzeme kalitesizliğini hissedebilirsiniz. Tabii günün sonunda 50 liralık kulaklıktan bahsediyoruz. Onu da abartmamak lazım. Şu arkada gördüğünüz gibi bir tuş var. Bu tuşa bastığınız anda kulaklık aktif hale geliyor. Yani öyle kutuyu açtığımda aktif olur vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Kutunun arkasında yer alan tuşa basmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu birazdan söyleyeceğim size özelliklerini. İçinden şöyle bir broşür çıkıyor. Şarj cihazımız çıkıyor. Daha doğrusu şarj kablosu çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor. Burada kulaklığın özelliklerinden bahsetmiş. İşte kaç voltta şarj olduğu, bataryası vesaire gibi özellikleri yazıyor. 300 mAh'lik bir batarya varmış eğer doğruysa. Ben internette özellikleri araştırdım ama çok bir bilgi bulamadım bu kulaklıkla ilgili. 2-3 saat konuşma süresi diyor. Ben 2-3 saat konuşmadım bu kulaklıkla. Onu belirteyim. Yani kaç saatte hani şarjı biter o konuda net bir bilgi yok ama broşürde yazan bu. Şarj süresi de 40-50 dakika diyor. Bu doğru ama arkadaşlar ben mesela aldım bir şarjını bitirdim. Sonra tekrardan şarj etmeye koydum ve gerçekten de 45 dakika gibi bir sürede tam olarak şarja ulaştı bu kutu. Bu broşürde müzik dinleme ile ilgili bazı noktalar da var. Fakat burada mesela ileri sarma, geri sarma ya da önceki şarkıya geçme, sonraki şarkıya geçme gibi bir özellikten bahsedilmemiş. Lakin kulaklıkta bu özellik de var. Bunu da size birazdan söyleyeceğim. Bu özelliği de ben keşfettim diyebilirim aslında. Çünkü öyle bir komut bile yok. Mesela burada işte
İki kere bastığınızda tuşları var yanında. Şarkıyı durdurma vesaire diyor. Ben 3 kere bastım. Bir sonraki şarkıya geçiyor. Diğer kulakla 3 kere basınca da önceki şarkıya geçiyor. Fakat bu kullanma broşüründe falan bahsetmemiş bu konudan. Tabii bu gerçi kullandığınız müzik uygulamasıyla da alakalı bir durum olabilir. Ona birazdan bakarız. Şimdi gelelim kulaklığımıza arkadaşlar. Kutu dediğim gibi AirPods kutusu gibi bir şey. Kulaklıklar içeriden çıkıyor. Gördüğünüz gibi şuralarda mavi kırmızı yanıyor. Bu eşleşmeye çalıştığını gösteriyor bize. Diğer kulaklığımızı da çıkartalım. Şunu belirteyim. Bunlarda öyle dokunmatik kontroller vesaire yok. Ayrıyeten kızılötesi sensörler de yok. Dolayısıyla hani kulağımdan çıkarınca şarkı duruyor mu diye soracak olursanız elbette durmuyor. Ve şunu belirteyim sizlere. Bu kulaklıklarla telefon görüşmesi yaparken sadece birinden ses geliyor. Yani atıyorum kulaklıklar kulağınızdayken telefonunuza bir görüşme gelirse sadece bir tanesi aktif oluyor. Bir tanesinden ses duyuyorsunuz ve bir tanesiyle konuşuyorsunuz. Dolayısıyla diğeri tamamen pasif konuma geçiyor. Müzik dinlerken ise iki kulaklık da aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Dediğim gibi birisini çıkarttığınızda ya da ikisini birden çıkarttığınızda müzik durmuyor arkadaşlar. Hatta kutuya koyduğunuzda dahi çalmaya devam ediyor. Burada şu önemli. Kutuya koydunuz diyelim. Kutuya koyduktan sonra şu arkasındaki tuşa basarsanız kapanıyor zaten ya da telefonunuzdan durdurursanız duruyor. Bu kulaklıklarda herhangi bir gürültü engelleme özelliği var mı? Elbette ki yok. Bunu zaten siz de az çok tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu kulaklığı telefon haricinde bilgisayarınıza da bağlayabiliyorsunuz. Bunu da yeri gelmişken belirtelim. Hatta ben bilgisayarıma bağladım ve bir ses kaydı aldım bu kulaklıkla. Dilerseniz şimdi bu performansı sizi baş başa bırakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda bu kaydı Google Smart GS-TVS-03 Bluetooth kablosuz kulaklık ile yapıyorum. Bilgisayara bağladım kulaklığımı ve Bluetooth üzerinden eşleştirdim. Dolayısıyla hani bilgisayardan eğer bu kulaklıklarla kayıt yapmak isterseniz alacağınız sesin kalitesi bu şekilde. Hani bu kulaklığı bağlayıp oyunlarda da kullanabilirsiniz. Muhtemelen karşıya gidecek olan sesin kalitesi de bu civarda olacaktır. Tabi sessiz bir ortamda olduğumuzu da tekrardan hatırlatmak gerekiyor. Evet, şimdi gelelim bu kulaklığın aramalarda nasıl bir performans sunduğunda. Dediğim gibi tek bir taneyle görüşebiliyorsunuz. Karşı tarafın sesini alıyorsunuz. Onda pek bir sorun yok açıkçası. Lakin bizim sesimiz karşıya nasıl gidiyor? Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Buyurun telefon konuşmasını alalım. Alo. Alo, merhaba. Sesim geliyor mu Oğuz? Nasıl geliyor? Sesin gayet iyi geliyor kardeşim. Hangi kulaklık kullanıyorsun? DVS ya, Ghostmat A101'den aldım. Sesin iyi gelmesine şaşırdım açıkçası. Evet, sesin iyi geliyor. Yani bir hoparlör kullanıyoruz. Ha, balkondan arıyorum da. Yani dur, hatta şöyle biraz rüzgar da etsin. Rüzgara rağmen de iyi geliyorsa. İyidir yani, şu anda rüzgar da var. Yok, gayet şaşırtıcı bir performans Osman bu. Açıkçası ben de şaşırdım. Kulaklıktan böyle bir ses performansı, görüşme performansı beklemiyordum. İyi, o zaman bu almayı düşünenler için herhalde bir deneyim olabilir yani. Kesinlikle, bence de yararlı olacaktır. Ha, 50 liralık kulaklık için bence değer yani. Açıkçası arama yapmasaydı da değerli de arama performansından iyiyse bu da değerli olmuş. Evet, yani de şu an hoparlörden konuştuğumuzu unutmayalım. Evet, tamamdır. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakal. Görüşürüz. Hoşçakal. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kulaklığın telefon konuşma performansı olsun, işte bilgisayara bağlayıp ses kaydı performansı olsun, bu şekilde. Müzik tarafında ise hani çok fazla bir beklentiye girmemek gerekiyor. Yani bastı tizli şarkılar açtığınızda böyle sesleri ayırt edebilecek bir kalite yok. Ama günün sonunda ses geliyor mu? Evet geliyor. Ki bu kulaklığa 50 lira verdiğinizde asla ve asla unutmamanız gerekiyor. 50 liraya alabileceğiniz en iyi çakma AirPods bu diyebilirim. Son olarak kulaklığımızın üzerindeki tuşlardan da bahsedeyim sizlere. Az önce de belirttiğim gibi şarkı geçmek için bunları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 kere tık 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 diye bastığınızda önceki şarkı ya da sonraki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz. Hangi kulaklığa bastığınıza bağlı. Tek bir kere bastığınızda ise müziği duraklatıyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda ise kulaklık kapanıyor. Aynı şekilde yine basılı tuttuğunuzda kulaklık açılıyor. Yalnız burada şu var. Sol taraftakini basılı tuttuğunuzda sadece sol tarafı kapatıyor ve sağ taraftan müzik gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde de sağa basılı tuttuğunuzda sadece sağ kapanıyor. Sol çalışmaya devam ediyor. Açtığınızda direkt kendini açarak iki taraftan da yine müzik gelmeye başlıyor. Bunları da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, 50 liralık bir
kulaklığın performansı bu şekilde arkadaşlar. Ben gayet başarılı buldum. Eğer A101'de bulabilirseniz, ki ben pek sanmıyorum bu saatten sonra, almanızı tavsiye ederim. 50 liraya böyle bir ürün bulamazsınız. Benim düşüncem bu yönde. Parasının hakkını veren bir ürün. Çünkü sonuçta günümüzde artık 50 liraya alınabilecek pek bir şey kalmadı. Kablolu kulaklıklar bile daha pahalı fiyatlardan satılıyor. Bence günü kurtaracak bir ürün diyebiliriz bu GoSmart'ın kablosuz kulaklığı için. Evet, bizim bu kulaklık hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar diyebiliriz. Dediğim gibi eğer A101'de artık bu saatten sonra bulabilirseniz alın. Gerçekten kullanışlı, parasının hakkını veren bir kulaklık diyebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.